Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç entegre kentsel su yönetimi çalışmaları kapsamında KASKİ tarafından düzenlenen paydaş katılım çalıştayına katılarak 3 yılda 400 milyon lira harcanarak gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç Engelsiz Yaşam Merkezi kompleksi içerisinde hizmete açılan çok amaçlı spor salonunu inceledi. Spor AŞ'nin spora minik adımlar etkinliğine katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu. Suyu da çok büyük oranda içtiriyoruz. Bu projeyi güzel bir aradayız. Saygılar misafirler. Kayseri entegre su yönetimi çalışmasının ihtiyaçlarının daimi kılınmasının adı için sürdürülmesi gerekmektedir. Üretken ve sinir. Allah'a şükürler olsun. Rahmet, mağfiret, bereket ayı olan Ramazan'ın gölgesi düştü. KASKİ'miz gerçekten yaptığı yatırımlar ile onurumuz, gururumuz. KASKİ'miz teknolojik yatırımlarını her geçen gün yenilerini ekliyor. Yeraltı sularımızı en verimli şekilde kullanma yönünde gayret gösterdiğimizi de burada hep beraber söylüyoruz. Hemşehrilerimizin içme suyuna erişim kalitesini artırmak için su temin miktarını artırmak amacıyla uygun görülen bölgelere 3 milyon 812 bin TL yatırım bedeliyle merkezde 15, ilçelerde 14 olmak üzere toplamda 29 adet sondaj kuyusu açtık. Kent genelinde açılan sondaj kuyumuzun sayısı da 537'ye ulaştı. 2021 yılında merkez ve ilçelerde 510 kilometre içme suyu hattı, 235 kilometre kanalizasyon hattı olmak üzere toplamda 745 kilometre şebeke hattı imalatı gerçekleştirdik. Çalışmalarımız gerçekten büyük oranda gayretle, iyi niyetle, uzman bir ekip anlayışıyla devam ediyor. Gerek içme suları, gerek kanallar, gerekse yağmur sularıyla ilgili adeta şehrimizi günün koşullarına uygun ve geleceği düşünen yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 33 adet konvansiyonel ve 49 adet doğal atık su arıtma tesisinde 2021 yılında 70 milyon metreküp su arıttık. Atık su arıtma çamurundan da 2 milyon 817 bin 28 metreküp biyogaz üreterek üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılmasıyla da ekonomik değeri 5 milyon 184 bin 450 TL olan elektrik enerjisi elde ettik. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen akreditasyon belgesine sahip KASKİ Genel Müdürlüğü su analizleri laboratuvarımızda kentimiz genelinde her noktadan belirli aralıklarla sürekli numuneler alarak daha da sağlıklı ve kaliteli içme suyuna erişim için 2021 yılında 9085 içme suyu numunesinde 106.728 parametrenin analizini gerçekleştirdik. Bakın bizim size söylediğimiz, bizim sularımız sağlıklı, hiçbir sorunu yok derken işte bunu söylüyoruz. Zaten Sağlık Bakanlığımızın Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından da ayrıca biz akredite kurulmuş olmamıza rağmen onlar da bu çalışmayı ayrıca yapıyor. Adeta birbirimizi teyit ediyoruz. Böylece böyle bir sorun olmadığında hep beraber gözlemliyoruz. İçme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerine ek olarak şebekede 3256 serbest klor ölçümü de yaptığımızı buradan yine hatırlatmak istiyorum. Her şey vatandaşımız için, her şey sizler için. Altyapıda meydana gelen arızalar konusunda kanal görüntüleme robotu sayesinde yağmur suyu ve kanalizasyon hatları içerisindeki arızaları en kısa sürede saptayarak gerekli çalışmaları yapıyor ve onları gideriyoruz. Teknolojiden de yararlandığımızı buradan hatırlatmak istiyorum. 2019, 2020, 2021 yılları içerisinde Kayseri genelinde KASKİ marifetiyle gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımlarımız için 400 milyon civarında bir harcama yaptığımızı bu 3 sene içerisinde buradan paylaşmak istiyorum. Büyükşehir ve ilçe belediyeler olarak biz de şehirlerimizde suyun yönetimi noktasında önemli sorumluluklara sahibiz. Bunun farkındayız. Elbette bu konuda özverili, titiz çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ancak gelecek nesillere sorunsuz yaşam alanları ve tüm imkanlarıyla güzel bir ülke bırakabilmek için daha fazla çalışmalı, daha yoğun gayret göstermeli
daha bilimsel çalışmalara odaklanmalıyız. İlgili tüm kurum kuruluşlarımızla kendi yetki, görev ve sorumluluk alanlarımızda yenilikçi ve sürdürülebilir su yönetim pratikleri ve iklim değişikliği direncine katkı sunacak şehirlerimiz ve ülkemiz için faydalı projeler ve yatırımlar yapacağız inşallah. Ortak akılla yürütülen her çalışma etkili ve yararlı neticelere ulaşmıştır. İstişare eden pişman olmaz. Bu çalıştayımızın sonucunun da bu yönde olacağına inancımız sonsuzdur ve şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Tüm belediye başkanlarımıza, ilgili kurum kuruluşlarımıza ve şehrimize dışarıdan teşrif eden arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor. Çalışmalarında başarılar diliyor. Sizleri sevgi, saygıyla selamlıyor. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun. Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin ihtiyaçlarından çalmadan, onların aklına tecavüz etmeden kullanabilmek. Önemli olan bu. Dolayısıyla bunu öngörerek uzun vadeli ve kuraklığa dayanıklı bir plan yapmamız gerekiyor. Sürdürülebilir kentler oluşmak adına bu sadece suyla ilgili bizim çalıştığımız. Ama aynısını tüm kaynaklar içinde düşünebiliriz. Burada verimli ve etkin kentsel planın gerçekleştirilmesi için burada bulunan çok değerli misafirlerimizin de katkısıyla çalışma yapacağız. Sürdürülebilir bir su yönetimi, su kaynaklarının mevcut ekosistem içinde en iyi şartlarda ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaktır. Bunun için kaynaktan dağıtıma, dağıtımdan kullanmaya ve atık su deşarjına kadar ortak bir çözüm yaklaşımına ihtiyaç vardır. Hizmet alanımız Türkiye'nin %8,5'una tekabül etmektedir. 2021-22 döneminde 204 adet proje üzerinde çalışmalar yürüttük ve tamamladık. 2021 yılında ilimizde 4 adet atık su arıtma tesisini tamamlayarak işletmeye aldık. Şu anda işletme süreci devam ediyor. Büyükşehir atık su arıtma tesisi ile ilgili ikinci kısım finansman temini sağlandı. Proje revize çalışmaları devam etmekte. Bu projemizin maliyeti 25 milyon avro. Önemli projelerimizden birisi.